Top bizde kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Kulüplerle alakalı e, haberleri, gelişmeleri değerlendireceğiz. Muhtemel 11'ler üzerine de konuşacağımızı söyleyelim. Bu arada e, biz aramızda geçmişten biraz nostaljik bir sohbetin içine düştük. Cenk İşler ve Ali Tan Doğan arasında e, gerçekten geçen ilginç bir anı var. Ben hani bu anı da e, Cenk İşler'in devamında aldığı ödülü biliyorum ama oradaki aktörlerden birinin Ali Tandoğan olduğundan açıkçası haberdar değildim. Bir centilmenlik ödülü aldınız 2006 yılında. 2006-2007 yok 2005-2006 sezonun evet. ikinci yarısında sanırım. Bu olayı anlatabiliyor musunuz hocam? Ya çok enteresan bir maçtı aslında. Beşiktaş Kayseri maçı. Hı hı. Ali Hocam Beşiktaş'ta o zaman. Ve 2-1 mağlup durumdaydık biz. İşte son 20 dakika falan da galiba. Ee, bir pozisyon, offset pozisyonu vardı. Biz de orta sahada topu aldıktan sonra Emre Toraman'dı galiba. Bana ara pası attı. İşte hı hı. Ali hocam o zaman sakatlığından dolayı yerdeydi e, yer ceza sahasının içinde. Dolayısıyla offside'ı bozmuş oldu. Ben de kaleci Kordoba'yla karşı karşıya kaldım o pozisyonda. E, dolayısıyla şimdi e, saniyelik bir olay ve ben kale yerine yani kaleye şut atmak yerine, çünkü tam net gol pozisyonuydu. Taç evet. at, topu taca attım. Hı hı. Kendi takım arkadaşlarım bayağı serzenişte bulundu. Neden kaleye vurmuyorsun falan diye. Tabii o ara o pozisyonda kaleye vurmak doğru olmayacağını düşünerekten çok kısa bir karar vermem gerekiyordu. Topu taca vurdum. Çok bayağı bir ses getirdi o hafta. Hı hı. Yani fair play ödülüne kadar gitti olay. Evet. Beşiktaş tribünleri alkışladı. Sonrasında işte Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanımız o dönem Mehmet Öztasiki hem beni tebrik etti... Ee, Ali hocamla öyle bir anımız oldu Gayet de e, ses getirdi olay Maçtan Güzel sonra var. şu açıklamanız var Ben o golle puan alacaksam Hiç almayayım Belki de ikinci yarı bana yapılan penaltıda Bu pozisyonun karşılığını aldım Fair play çerçevesinde olması gereken şeyler İnşallah bundan sonra benzer şeyleri görürüz Böyle bir şey olursa yine bunu yaparım Hakkım olmayan bir puanı neden alayım demişsiniz Aynen öyle maçtan sonraki açıklamam evet. öyleydi Zaten akabinde 5 dakika sonra Bir penaltı pozisyonu oldu hı hı. Penaltıyla da zaten maçı biz 2-2'ye getirdik ve maç 2-2'de bitmiş oldu. Hı, hı. Ee, yani o pozisyon bildiğiniz üzere ve maçın çok çok önüne geçmiş oldu. Evet. evet. Ali Hocam pek sakatlanmaz e, sakatlanmazdı herhalde işin ciddiyetini Cenk abi görünce. <laughs> <Evet. gülüyor> ama orada gerçekten çok ciddi anlamda evet. sakatlandığını gördüm ben yani. Orada hı hı. kısa da olsa o pozisyonu e, Bazen canlandırabiliyorum oyuncu, kafamda. tanır hani. ya bir rakibin de olsa. Evet, evet çok net bir pozisyondu. O anda doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum ki doğru bir karar oldu zaten. Evet. Bunu hepimiz gördük. E, e, bu gibi olayların çok e, yaşanması gerektiğini düşünen birisiyim her zaman. Futbol hayatım boyunca da hep öyle oldu. E, yani tabii başkası olsa başkası da aynı şeyi yapardı. İşte bir ana nasip oldu. E, öyle de bir çok da güzel bir anımız oldu. Güzel anı gerçekten. Bu anıları da dinlemeyi seviyoruz onu da söyleyeyim yani arada <laughs> aklımıza çok, gelirse evet o anılardan çok... da bahsedebiliriz. Anı çok bu kadar değerli, uzun süre Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de ciddi kariyer yapmış oyuncuları bulmuşken bunları da dinlemek istiyoruz. Çünkü farklı bakış açıları da Mutlaka bize kazandırabiliyorlar. Fenerbahçe'den bahsedeceğiz sevgili seyirciler. İlk olarak Erol Bulut'la alakalı bir haber var. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Gençler Birliği mücadelesi öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Bakalım Erol Bulut neler söylemiş, dönüşte Fenerbahçe nasıl bir kadroyla sahada olabilir bunu konuşacağız. Sezona iyi bir başlangıç yapan fakat ittifak Holding Konya Spor'a karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut Gençler Birliği maçında takımdan reaksiyon bekliyor. Erol Bulut oyuncularına bu maç öncesinde önemli uyarılarda bulunurken bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade etti. Bulut, şampiyonluk hedefiyle bu sezona başladık. Elbette kazalar yaşayacağız. Puan kayıplarımız yenilgiler olacak. Fakat hiçbir zaman bu kazalar bizi hedefimizden saptırmamalı. Sağdaki duruşumuzla, oyunumuzla her zaman hedefe ulaşacağımızı rakiplere hissettirmeliyiz sözleriyle oyuncularına seslendi. Konya Spor Yenilgisi sonrası güçlü bir oyunla dönüş yapmaları gerektiğinin altına çizilen Erol Bulut, ''Antrenmanlarda iyi çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı sahaya yansıtmak zorundayız. Yardımlaşma en büyük silahımız. Sahada iyi paylaşım yaparak sistemimize sadakatle istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. Size güveniyorum.'' şeklinde konuştu. Futbolcular da tecrübeli oyuncuların önderliğinde kendi aralarında mini bir toplantı gerçekleştirirken Gençler Birliği maçıyla birlikte yeni bir seri yakalamaları gerektiği konusunda hemfikir oldular. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İdari Koordinatör Selçuk Şahin ve İdari Menajer Volkan Ballı da oyuncularla sık sık görüşmeler yaparken Gençler Birliği maçında beraberliğin dahi yeterli olmayacağını oyuncuların zihinlerine işliyorlar. İçerisinde hocam ee, lider vasıflı oyuncu yok farkındaysanız 0-0 içeri giriyorsunuz. Rakibiniz 4-0 mağlup. Sizi avantajı şekil, çekecek şekilde bir hamle var. Ya biz ikinci araya çıkarken hangi oyuncularımızdan hadi beyler bu maçı alacağız izlenimini gördük. Beden dilini. İşte ben hala mesela Hakan Çağlanoğlu'ndan onu bekliyorum. Yani Milan'ın 10 numarası. Dolayısıyla bizim bir takımın 10 numarası. Yani o sağ içerisindeki o lider Duruşu, hani takım arkadaşlarını ateşlemesi hı hı. gerektiğini ni e, ben öyle bir e, on numara bekliyorum yani öyle bir oyuncu portföy kissin istiyorum yok, hocam. yok gibi daha böyle evet. şey yani içine kapanık bir evet. e, bir karakter çiziyor hı hı. Hakan Çalanlıoğlu yani kendi kendisiyle aslında kendi performansıyla çok alakadar evet. bir oyun e, görebiliyorsa Hakan'da. yani takım arkadaşları, yanındaki, öndeki, arkadaki oyuncularıyla beraber işte bütün takımı işte o sahanın içerisindeki bazen ateşleyici olan oyuncu grubu vardır. Oyuncu oyuncular vardır. Lider oyuncu yani evet. ön plana çıkar bu gibi oyuncular. Yani O profilde e, bir oyuncumuz yok sanki. İşte maalesef yani o görüntüde bir oyuncumuz yok. Böyle bir problem uzun vadede bizim için söz konusu olabilir mi? Yani şimdi izlediğimiz maçları gözünün alırsak siz mesela e, sizler de hani ne gördünüz diyebilir misiniz ki bizim milli takımımız bu sene işte Dünya Kupası'nda şu başarı elde edebilir bir görüntü sergilenebildi Hocam, mi? Hocam hep ilk 45 dakikaların kayıp ikinci 45 dakikaların ise tamamen bizim istediğimiz doğrultuda baskılı bir oyun şablonuyla ortaya çıktığımızda neler yapabileceğimizi gördük. Evet. Ama Macaristan müsabakasında ve Rusya müsabakasında oynadığımız oyun tatmin etmedi hocam bizi. İşte bu oyuncu grubuna yakışmadı. O zaman Şenol Hoca sorgulanıyor. Evet. Ya zaten kendisinin de ciddi anlamda yani rakibi iyi analiz etmediğini bu kadar eksikliklere rağmen sizin bu oyun kurgusuyla, bu oyuncularla bu kadar üretkensizlik halinde bu, olmanız açıkçası şaşırttı beni. Ya Şenol Hoca dün yani defteri almış, Not oluyor. Ya Bunu yardımcı hoca yapar. Mesela ben teknik direktör olsam ayakta olurdum. İsmi önemli değil. X birisine talimat verirdim. Hı -hı. Yaz şu şu sistemi oynayacağız. Giren oyunculara da bunu anlat. Çünkü vakit kaybetmem. Çünkü ben oyunun içerisinde olmam gerekiyor. Anı yaşamam gerekiyor. O oyuncu grubuna da o elektriğimi o pozitif sinerjimi yansıtmam gerekiyor. Mevcut formatta Dünya Kupası'na hangi ülkeler ne şekilde katılabilecek aslında bunun da üzerine kısa da olsa duralım istiyorum. Sonrasında da UEFA Uluslar Ligi'nde hangi seviyedeki takımlarla bir arada mücadele edeceğiz bundan sonraki süreçte ona da göz atabiliriz. Kurallar 7 Aralık'ta çekilecek Avrupa elemelerinde. Takımlar 6 şarlı ve 5 şarlı 5 gruba ayrılacak. 10 gruptan birinci olan takımlar direkt olarak Katar'a vize alacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip playoff oynayacak. Bu hatırlatmayı yapalım. UEFA Uluslar Ligi'nde millilerimizin aynı kategoride mücadele edeceği takımların da hakikaten çok daha düşük seviyede olduklarını söylememiz gerekiyor. Yani İngiltere'lerle, Belçika'larla aynı grupta mücadele edip kendimizi geliştirebilir miyiz noktasından Faroe Adaları'na D'den gelen Cebeli Cebelitarık'a, Düştük, öyle söyleyebiliriz. Bizim bu da... odaklanma kısmında Cenk abi biraz önce hı hı. Macaristan kısmında mental olarak hazırlanmadığımız, yani bizim bu ülkeler karşısında odaklanmamız nasıl olacak? Çok üst seviyede oyuncularımız var. İşte yani bu e, dünkü maç aslında e, çok güzel bir örnek. Yani konsantrasyon e, böyle alt seviyede olursa yani sonucu alamazsınız. Yani evet. bu gibi takımlara karşı işte sizin yapabileceğiniz yapmadıklarınızı yapabileceğinizi göstergesi olacak Hani ne dedik başında büyük takımlara farklı hazırlanan millilerimiz Yani bu gibi takımlara konsantre olamıyor dedik Evet. şimdi ise bu gibi takımlarla karşı karşıya geleceksiniz ve merak edilen acaba işte hani biz çok konsantre olabilecek miyiz? bu maçları alabilecek o oyunu o şeyi motivasyonu sergileyebilecek miyiz bunlar e, e, sorulacak evet. ve e, hep beraber o maçları bekleyeceğiz ve göreceğiz tekabitsiz sistem siz oyun